günlerde öğrenciler harıl harıl üniversite tercihlerini yapıyor. Yarın da son gün. Peki hangi üniversitelerden mezun olanlar daha kolay iş buluyor? Hangi bölümleri bitirenler daha çabuk iş hayatına atılıyor? Konuğumuz var. Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Başkanı Doçent Doktor Salim Atay. Hoş geldiniz yayınımıza. Kalibre Yükseköğretim İstihdam Endeksini açıkladınız. Evet. Şimdi biz de paylaşacağız tek tek. Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 bölüm diyorsunuz. Önce bunu bir paylaşalım. Tıp, diş hekimliği, fizyoterapi ve rehabilitasyon, inşaat mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, mimarlık, endüstri mühendisliği, veterinerlik. Şimdi artık yarın son gün. Evet. Ama siz hem çıkış noktanız hem psikologsunuz bir taraftan da. Dolayısıyla psikolojiyle ilgilendiğiniz evet. için öğrencilerin seçim yaparken neyi öncelemesi gerektiğini, tabii ki ebeveynlerin, öğrencilerin. Evet. Bütün bunları da sizden dinlemek istiyoruz. Çünkü son zamanlarda bunları çok konuşuyoruz. Tercih yaparken becerilerini öncelemeleri gerektiğini, biraz aynaya bakmaları gerektiğini, üretmek yerine istihdam edilme kaygısıyla değil, üretmek kaygısıyla. Dolayısıyla ben ne üretebilirim diyerek tercih yapmaya gerektiğini hep konuşuyoruz. Sizden dinlemek istiyoruz biraz da. Şimdi bizim eğitim sistemimiz normalde ilkokuldan itibaren çocukların farkındalığını artırmaya yönelik değil. Buna bağlı olarak çocuklar tercih yapma dönemine geldiklerinde büyük bir stres altına giriyorlar. Sınavın kendisinden daha bile zorluyor. Kesinlikle. Değil mi? Tabii bu ebeveynler için hem bir fırsat oluyor hem de aslında bir tür kötü bir etkileşim oluşmasına yol açıyor. Çünkü ebeveynler çocukların bu kararsızlık döneminde onlara yardım edelim derken kendi beklentilerini, kendi isteklerini onlar üzerinden gerçekleştirme yoluna gidebiliyorlar çoğunlukla. Ve çocuklar zaten karar verme güçlüğü içerisindeyken özellikle ortaokulda, lisede kendilerini yeterince iyi tanıyamadıkları için esas meslek seçecekleri günde o kararsızlığı yaşarken bir de aile beklentisi üzerine biniyor. Derken hakikaten gençler için sıkıntılı bir süreç. Ama şunu da söylemek istemiyorum. Yani hep çocuklara yükleniyoruz, çocuklar. Yani şöyle de bir durum var. Yani her yaşın kendine göre güçlükleri vardır. Evet, bu yaşlarda da böyle güçlükler yaşanır. Yani bunu da fazla abartmamak lazım. Sadece ebeveynlere şunu söylemek isterim. Kendi yaşamımızda, kariyerimizle ilgili yapamadığımız şeyleri çocuklarımızdan beklemeyelim. Onlara bir takım tavsiyelerde, önerilerde bulunurken acaba ben bunu kimin için istiyorum? Benim çocuğum bunu yapmaya müsait mi? Yani bunu en iyi ebeveynler bilirler. Buna dikkat ederlerse zannediyorum iyi bir orta yol buluruz. Yani. Peki, şimdi mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 bölümü açıklamışsınız. Bu arada mezunları en yüksek ücretle işe başlayan ilk 10 üniversite de arkamızda. Ona da böyle bir galiba eşit devlet üniversitesiyle vakıf üniversitelerinin oranı evet. %50-50 evet. gibi değil mi? Şimdi birinci slayttaki şeyi görüyoruz. Yani Türkiye'de sağlık ve mühendislik şey yapıyor. O tekrar birinci slaytı alabilir miyiz lütfen? Evet. Evet. En hızlı çünkü Türkiye'de sağlık ve gördüğünüz gibi mühendislik şu anda en kolay iş bulan meslekler. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tıp ve diş hekimliği bütün parametrelerde birinci çıkıyor. Fizyoterapi ve rehabilitasyon mesela burada üçüncü sıraya da görünüyor. Ama mesela memnun musunuz işinizden diye sorduğumuz zaman bu meslek hiç görünmüyor. Yani çabucak işe girmiş olmak da burada tercih yapacak olanlara söylüyorum. Yani illa çabuk işim olsun, işte ilk girişimde iyi para alayım, bu değil temel parametre. Mutlu musun diye sorduğumuz zaman o zaman mutlu değil. Tavsiye eder misiniz diye sorduğumuz zaman yine tavsiye de etmiyorlar. Dolayısıyla buna dikkat etmelerinde fayda var. Diğer slayta gelecek olursak orada da üniversitelerin durumuna baktığımızda biz bu araştırmada bu araştırma 21 binin üzerinde mezun üzerinde yapılmıştır. Yani bunun çok önemli bir ayrıntı bunu vermem gerekiyor. Ne yazık ki biz henüz Türkiye'de 183 civarında üniversitesi olan bir ülke olarak mezunlarımızın çıktıktan sonra okuldan nereye gittiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bugün gidip bir marketten bir sebze alıyorsunuz. Bu iyi tarım çerçevesinde üretilmiş bir ürünse o bile takip ediliyor. Bir kilo domates nereden geldi, kim tükettiğe kadar biliniyor. Ama biz 4 yıl eğitim verdiğimiz, üniversiteden mezun ettiğimiz öğrencinin nereye gittiğini, bir işe girip girmediğini, girdiyse ne kadar mutlu olduğunu bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Üniversitenin kendisi de bilmiyor. Devlet de bilmiyor. Yani bu gelişmiş ekonomilere baktığımızda bu böyle değil.
Her üniversite kendi üniversitesinin mezunlarını o yılı açıklıyor, web sitesinde duyuruyor. Yani o üniversiteyi incelerken o üniversitenin mezunlarının ne oranda işe girdiklerini, hangi sektörlerde olduklarını da görüyorsunuz. Ama biz de bunu açıklayıp, yani bu araştırmayı yapan bir elimin parmağı kadar. Bu neden önemli? Onu da konuşalım. Bu çok önemli çünkü buraya insanlar ömürlerini veriyorlar. Üniversiteye neden giriliyor? Yani kim ne niyetle girirse girsin, üniversiteye girdiğinizde sonunda bir kariyer, bir şey yapmanız lazım. Yani bir, kendi hayatınızı idame ettirmeniz lazım. İki, iyi bir hayat yaşamanız lazım. Üçüncüsü, gelecekte beklediğiniz, arzu ettiğiniz şeylere ulaşmanız lazım. Şimdi bunları nasıl ölçeceğiz? Yani insanlar mezun olduğunda, şimdi bazı çok dramatik şeyler var, çıkıyor burada. Bugün üniversite, bizim yaptığımız araştırma sonuçlarına göre üniversite mezunu çocukların %39'u asgari ücretle işe giriyor ilk işlerinde. Şimdi liseyi bitiren bir çocuk da asgari ücretle işe giriyor bu ülkede. Evet. Bunun için 4 yıl gidip dirsek çürütmeye gerek yok. Hele bir de vakıf üniversitesine gidiyorsanız aileler zor koşullar altında bu ücreti ödüyorlar. Evet. Yani bunun denetlenmesi gerekiyor. Ya bu denetim yapılmadığı zaman o özellikle vakıf üniversitelerinde rakam şişiyor. Bakıyoruz 3-5 bin öğrenciyle başlıyorlar, 20-30 binlere gidiyor. Hı hı. Yani buna bir otokontrol gelmesi gerekiyor. Bunu sadece devlet yapsın demek bir çözüm değil. Yani bunu üniversitelerin kendileri bir kere ebeveynler yapacak, öğrenciler yapacak ve üniversiteye soracak, sizin mezunlarınız ne yapıyor, ne işler yapıyorlar. Biz sadece burada ücreti ve maaşı sormuyoruz. Hangi sektörlerde çalıştıklarını da soruyoruz. O parametrelerin hepsi bizim web sitemizde var. Herkes görebiliyor, açık. Yani hangi mesleklerde çalışıyorlar, ne iş yapıyorlar ve ne kadar ücrete yapıyorlar. %39 asgari ücretle çalışmak ne demek? Yani lise mezunu bir çocuk bir herhangi bir yerde bir işe girdiğinde zaten o ücretle giriyor. 4 yıl hiç üniversite okumasa zaten üniversite mezunundan daha iyi bir konuma gelir. Yani bu bizim insan kaynağımızın temel sorumluluğu. Şimdi burada çok kritik bir yerdeyiz. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı geçen hafta açıklandı. %19,8'e ulaşmış vaziyette. Şimdi az önce söylediğiniz, yani bu %19,8'lik grubun içinde olmamak adına bir an evvel hani nasıl istihdam edilirim? Az önce konuştuk ki üretmek yerine istihdam edilir. Evet. Nasıl istihdam edilirim? Ne okursam istihdam edilirim? Sarılıp mutsuz bir de bir kesim ondan sonra kesim oluşuyor. Ama biz OECD ülkeleri içerisinde de biliyorsunuz üniversiteli, ama işin başka yönü, söylediğinize istinaden bunu söylemiş olayım. Biz OECD ülkeleri içerisinde üniversiteli sayısı da en az ülkeyiz. Hı hı. Bir de böyle bir gerçek. Bir de böyle bir... Yani hem üniversiteli insanımız yok, var olanın da işi yok ya da kendini gerçekleştirme fırsatı yok. Hı hı. Bu bir çelişki. Çözülmeyecek bir şey mi? Elbette çözülecek bir şey. Bir şeyin, sorunun çözülebilmesi için önce ne olduğunu tanımlanması lazım. Yani biz şu anda bunu yapmaya çalışıyoruz ve bunu yaparken de birçok üniversitenin, burada gördüğünüz üniversitelerin birçoğuyla işbirliği içerisinde yaptık. Peki mesela mezunları en yüksek ücretle işe başlayan ilkokul üniversiteyi açıklamışsınız. Evet. Bir kere neye göre yani ve tabii üniversitenin nasıl bir ayrıcalığı oluyor da o mezun diğerlerine göre işte daha yüksek ücretle işe başlayabilir? Şimdi biz bir kere bu bir açık sistem ve tamamen üniversitelerin kariyer merkezleri artı sosyal medyadan ve kendi olanaklarımızla topladığımız veri bu. Yani birinci verilere işte kayıtlar üzerinden SGK'dan aldığımız veriler değil, zaten böyle bir şey de yok. Bireyler kendileri buna gönüllü olarak katıldılar ve biz de bize bu sonuçları verdiler. Şimdi burada Koç ve Sabancı Üniversiteleri gördüğünüz gibi en yüksek ücretle işe başlayan iki üniversite. Ama diğer parametrelerde daima ikisi böyle 1-2 şeklinde çıkmıyorlar. Fakat burada zannediyorum ki bu üniversitelerde okuyan öğrencilerin hem nitelikçe iyi çocuklar hem de sosyoekonomik olarak, sosyokültürel olarak daha iyi ailelerin çocukları oldukları için bu network'e bağlı olarak daha iyi şeyler buluyorlar. Bir üçüncüsü de tabii bunu teyit etmek lazım. Üniversitelerin yetkilileri daha iyi bilirler. Bizim duyumlarımız aynı sektörde olduğumuz için. Mesela bu iki üniversite tabii arkalarında büyük ekonomik organizasyonlar olan üniversiteler. Dolayısıyla öğrencilerine lisans döneminde staj gibi vesaire imkanlar sunabiliyorlar. Haliyle çocuklar bu şirketlerde staj yaptıkları dönemde tabii bir an önce hayata alışmaya başlıyorlar ki bu çok zorunlu bir şeydir. Bu da onlar için önemli bir avantaj oluşturabiliyor. Kendi gruplarında iş bulma olanakları daha fazla oluyor. Burada şunu da belki bir iki cümleyle geçmek lazım. Hani bölüm değil üniversite seçin, çünkü üniversite bir ekosistem aynı zamanda, evet, deniyor ya. Yani evet, bir sosyal sermaye. Bunu işte
sıranızı paylaştığınız arkadaşınızdan, onun ailesinden tutun. Tabii. İşte ama tabii burada da az önce söylediğinize geliyor. Çok büyük paralar, çok büyük fedakarlıklar bu vakıf üniversiteleri evet. için geçerli. Fakat orada Boğaziçi, ODTÜ ve İTÜ üçlüsü devlet üniversitesi ve onlar bütün parametrelerde daima varlar. Evet. Mesela İTÜ örneğini şey yapacak olursak, İTÜ oradaki grup içerisinde en çok öğrenciye sahip olan üniversitedir. Yani 37-38 bin öğrencisi var. Hı hı. Koç'ta, Sabancı'daki öğrencilerle 4-5 kat fazla mezun veriyor her yıl. Hı hı. Ama performansını sürdürebiliyor. Bunu da biraz önce belirttiğiniz gibi, tabii İTÜ çok 244 yıllık bir üniversite olunca çok büyük bir network'ü var. Ve bu network'e bağlı olarak da vakıf üniversitelerinin o arkalarındaki ekonomik gücün sağladığı avantajı, onlar da kendileri böyle network üzerinden avantaja dönüştürebiliyorlar. Bir sonraki slide gelsin. O da mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite. Yani bu en yüksek ücretli, şimdi en hızlı iş bulan. Evet. Evet, sıralama değişmiş. Mesela Koç Üniversitesi burada gerilere geldi. 5. sıraya geldi. Yani ilk 10'da yine ama zannediyorum orada şimdi bazı üniversiteler politikaları gereği öğrencilerinin lisans eğitiminden daha çok yararlanmasını referans alıyor. Bazıları da bir an önce hayata adapte olmalarını istiyor. O farkı biraz orada görebiliriz. Bir de Ortadoğu Teknik Üniversitesi tabii çok güçlü background'u olan bir üniversite. Ankara'da ve işte ülkede bugün işte savunma sanayi vesairede çok atılım içerisinde. İnsan kaynağı ihtiyacı çok fazla. ODTÜ tabii bunların Ankara'da olması nedeniyle çok yararlanıyor diyebiliriz. Bir sonraki slide gelsin lütfen. Mezunu olmaktan en çok evet. memnun olunan ilk 10 bölüm. Evet. Şimdi mesela psikoloji bölümü daha önce burada yoktu. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü vardı. Fakat şimdi psikoloji bölümü çok yerlerden çıkıyor. Memnuniyet bağlamında öne çıkıyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlıksa mezunu bugün çok az ve devleti sürekli istihdam etme ihtiyacı içerisinde. Mezun oluyorsunuz, hemen size atamanızı yapıyor ve çok iyi ücretlerle yapıyor. Hı hı. Çok iyi ücretler derken şimdi PDR'ciler bana kısabilirler belki ama yani biz bugün çok iyi bir mühendislik üniversitesinden iyi bir mühendis yetiştiriyorsunuz. Endüstri mühendisi işte 2500 aralığında işe başlıyor. Bir PDR'ci 4000 liraya yakın bir ücretle işe başlıyor. Fakat işe başlamak, yani istihdam edilmek hayatta mutlu olmak için yeterli değil. Hı hı. Çünkü başlıyorsunuz bir işe, işte o gün koşulları başlangıç ücreti olarak iyi bir ücretiniz var ama arkasından arzu ettiğiniz, beklediğiniz tatmin gelmiyor. Hı hı. Gelmeyince başka o zaman sıralama değişmeye başlıyor. Burada da onu çok net görüyoruz. Bir de şimdi tercih olarak öğrencilere sunulan birçok meslek onlar iş hayatına başladığında ya olmuyor ya da yani değişiyor veya işte tercih olarak sunulmayan birçok meslek iş piyasasına girmiş oluyor. Dolayısıyla evet. burada hani burada psikoloji şapkasını belki masaya koyarak ne tavsiye edersiniz? Yani becerilerini mi öncelesinler? Psikolojilerini mi öncelesinler? Aynaya daha mı çok baksınlar? Ne yapsınlar? Bugün gerçi son gün artık hani evet. Çok da az bir vakit kaldı ama ne dersiniz? Şimdi biz burada bu yaptığımız çalışmayla bu yıl ve bundan sonraki yıllarda öğrencilere bir sağlıklı karar verebilmeleri için fazladan bir parametre daha sunuyoruz. Hı hı. Nedir? Mezunların ne yapıyorlar? Memnunlar mı? Size tavsiye ediyorlar mı? Bakın bu çalışmada İnsanların %55'i öyle veya böyle Türkiye ortalaması bölümünden ya da üniversitesinden mezun. Hı hı. Fakat tavsiye eder misiniz dediğimiz zaman bu %50'ye düşüyor. Ki %50-55 çok düşük rakamlardır. Yani üniversite eğitimi almış insanlar açısından bugün bir İngiltere'de bir Amerika'da böyle rakam olmaz. Hı hı. Yani üniversite eğitimi alıyorsunuz, mesleğiniz, kariyeriniz, orayı tercih ediyorsunuz, 4 yıl fazladan okuyorsunuz ama %50 ya da 55 oranında mutlusunuz. Bu çok, hiç iyi bir şey değil ortalama. Yani biz bu araştırmayla gerek bu yıl, yani gerek bu yıldan sonra sınava giren 2 milyon öğrenciden 600 bini üniversite öğrencisi. 2 milyon öğrenciden 600 bini üniversite öğrencisi. Yani girmiş bir bölüme mutsuz olmuş, tekrar giriyor. Çok iyi üniversitelerde mühendislik okuyup mezun olduktan sonra işimi yapmayacağım diyenlerin oranı %56. Yani çok iyi üniversiteler, isimlerini söylemiyorum. Oraya giriyor, girene kadar büyük bir mücadele veriyor. Diyor ki ben mezun olduğum zaman bu bölümü yapmayacağım, bu işi yapmayacağım. Bu aslında çok ciddi bir sorundur. Ama biz şunu söylüyoruz, yani bundan sonra kalibreyi takip edecekler her yıl. Üniversitelerin mezunları ne iş yapıyorlar? İş bulmuşlar mı? İyi kazanıyorlar mı? Mutlular mı? Ve yaptıkları işi bize tavsiye ediyorlar mı? Bunu objektif olarak sunabiliyoruz. Şu an bu yıl 81 üniversitenin verisini sunuyoruz. 63 mesleği sunabiliyoruz. Ama önümüzdeki yıl zannediyorum bu ilişki
Çok iyi dönüşler aldık. Herhalde bundan sonra her yıl düzenli olarak bu sonuçları vereceğiz. Yıl yıl vereceğiz. Biraz önce söylediğiniz yeni popüler meslekler konusu var. Bir de ona da değinmek lazım. Şimdi evet, yani popülarite, teknoloji, iletişim kanalları hakikaten çok hızlandı her şey. Ama şöyle bir şey var, yani her yeni olan, her popüler gibi görünen şey faydalı ya da sizi tatmin edecek anlamına gelmiyor. Hı hı. Şimdi o bölümleri daha çok biz yeni kurulan vakıf üniversitelerinde görüyoruz. Hı hı. Köklü yerleşik üniversitelerde o bölümler genelde yok. Açılmıyor. Hı hı. Yok yani. Dolayısıyla tercih yapacak çocuklar bunlara da dikkat etsinler. Bugün popüler gibi görünen şey yarın ortada olmayabilir. Salim Atay, çok teşekkür ederken hiçbir şeye yaramamışsa şu yayın üniversitelere bir çağrı olsun. Evet. Takip etsinler öğrencileri. Kesinlikle ve çok şeye yaradığına emin olabilirsiniz. İnşallah. Yani ondan ben demiyorum ama yani en kötü ihtimalle diyorum. Evet. Bir tek o bile başlı başına bir devrim. Fikri takip, öğrencileri evet. takip etmeni. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız.